Merhaba, bugün size serebral palsiden bahsetmek istiyorum. Serebral palsi, erken çocukluk döneminde ve suç çocukluğu döneminde ortaya çıkan kas iskelet problemidir. Daha çok annenin geçirdiği enfeksiyonlar, doğum sırasında oluşan oksijensiz kalma, sonrasında geçirilen hastalıklar, beyin travmaları ve beyinde olan herhangi bir malformasyon serebral palsi sebepleri olabilir. Daha çok süt çocukluğu, okul öncesi dönemde çocukta çok çeşitli klinikle hasta bize başvurabilir. Bunlar arasında yürüyüş bozukluğu, duruş bozukluğu, kaslarda gevşeklik, kasılma, spaste dediğimiz, el koordinasyonlarında bozulma, denge kaybı, ataksi dediğimiz semptomlarla bize gelebilir çocuklar. Bunun için tedavide çok geniş bir tedavi skalamız var. Fizik tedavi yöntemleri, botoks enjeksiyonu ve cerrahi yöntemlerden yararlanmaktayız. Bu tedavi sürecinde ailenin, çocuğun ve hekimin bir arada olması ve bir arada bu tedaviyi yürütmesi çok önemlidir. Botoks enjeksiyonlarını kasılan kasları gevşetmek için uyguluyoruz. Özellikle belirli kaslarda ve belirli dozlarda yapılması çok önemli. Uygun dozlarda yapılmayan botoks enjeksiyonları çocukta daha fazla hareket problemine yol açabilir. Botoks enjeksiyonundan sonra ise uygun cihazlama ile çocuğun yürümesini ve hareketlerini kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu uzun süreli bir takip gerektiren bir hastalık. Özellikle ailelerin çocuklarında gördükleri herhangi bir yürüyüş problemi olabilir. Ellerinde, kollarında olan bir hareket kısıtlılığı, kasılma, gevşeklik, duruş bozukluğu, vücudunda eğrilik gibi problemler olduğunda bununla ilgili bir fizik tedavi uzmanına başvurması gerekmektedir. Serebral palside cerrahi tedavinin yeri ise kasılan kasları gevşetmek için botokstan fayda görmediğimiz hastalarda cerrahiye yönlendiriyoruz. Onun dışında bu çocuklarda kalça çıkığı gibi başka problemler eşlik edebiliyor. Takip sürecinde gerekli olduğunda da ortopedi hekimiyle beraber bu ameliyata karar veriyoruz. Sizin de etrafınızda veya çocuklarınızda olan bir hareket bozukluğu tespit ettiyseniz, bunu fark ettiyseniz en yakın bir sağlık kuruluşunda bir fizik tedavi hekimine başvurmanız çok önemlidir. Herkese iyi günler diliyorum.